Selamünaleyküm değerli izleyenlerimiz. İki cihan güneşi alemlere rahmet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mevlid gecesindeyiz. Yani doğum gecesindeyiz. Malumunuz bazı medya gruplarında çıkan haberler vardı. Efendimizin saçının yıkandığı suyu ücretle satıldığına dair söylentiler vardı. Bu söylentiler doğru mu değil mi? Sorunun muhataplarına inşallah danışacağız. Sokaktaki vatandaşlarımızla inşallah röportaj yapacağız. Bir arkadaşımız hemen yanımıza geldi ve soruyoruz. İsim soy isim neydi? Görkem Gülek. Görkem Bey hoş geldiniz. Herhalde Kandil'e geldiniz. Evet. Kandiliniz de mübarek olsun. Sağ olun sizin de. Şarı Şerif suyundan haberiniz var mı Görkem var. Bey? Var. Peki hiç ücretle aldınız mı bu Yok, suyu? Yok mümkün değil. Öyle bir şey zaten Ahmet Hoca'da olmaz yani. Mümkün değil. Eyvallah. Peki daha önce almışlığınız oldu mu suya para verip? Hayır kesinlikle. Öyle bir şey mümkün değil. Peki bu söylentilere ne diyorsunuz? Bazı medyada işte böyle söylentiler var. Şarı Şerif suyunu yani Efendimizin saçının yıkandığı suyu. Ücretli bir şekilde dağıtım yapıldığı söyleniyor. Kesinlikle. Bu söylentilere neler diyorsunuz? Yani Allah lanet eder yani. Mümkün değil öyle bir şey. Allah da cezasını versin öyle insanların yani. Eyvallah. Mümkünatı yok yani. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ediyoruz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet değerli izleyenlerimiz sokak röportajlarına devam ediyoruz. Şimdi bir arkadaşımız daha var. Yine Efendimizin saçının yıkandığı suyun parayla satılıp satılmadığını konunun muhataplarına soracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim neydi? Fehmi Saklı. Fehmi hoş geldin, hayırlı kandiller olsun. Hoş bulduk, sağ olun sizlerin de. Şarı Şerif suyunu duydun mu? Duydum. Biliyorsun. Biliyorum. Peki daha önce aldın mı? Aynen, Cübbeli hocamızın iki kez sohbetine geldim. Bir Sinan Erdem'di, bir de buradakini aldım yani. Peki hiç ücret verdin mi? Yok, vermedim. Peki daha önce vermişliğin var mı? Yani bu Saç Şerif suyunu para verip bu karşılıkla aldığın oldu mu? Yok, almadım. Peki bazı söylentiler var medyada bu Saç Şerif suyunun parayla satıldığına dair. Bunlara bir mesajın var mı Fehmi? Onlar sadece uydurma, hani kendileri uydurmaları. Burada Allah razı olsun Cübbeli hocamızın hizmetleri. Güzel hizmet, Allah razı olsun. Biz de onun için geldik yani. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onun saçının suyu yok. Evet. Onun için geldik yani. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz, sağ olasın. Ümmeti Muhammed'in de kandili mübarek olsun. Çok teşekkür ederim. Sokak röportajlarımıza devam ediyoruz. Yine iki tane arkadaşımız var. Efendimizin saçının yıkandığı suyun ücretle satılıp satılmadığını yine bu genç arkadaşlarımıza danışacağız, soracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim neydi? İsmim Harun, Habib Harun. Harun Bey hoş geldiniz. Hayırlı hoş kandiller. Sizinki? Gencay Karaca. Gencay Bey sizin de hayırlı kandilleriniz olsun. İşte başta da dediğim gibi Saç-ı Şerif hiç parayla, ücretle aldınız mı? Ya kesinlikle öyle bir şey olmadı. Biz buraya ilk defa da gelmiyoruz. Düzenli geliyoruz evet. Allah'ın izniyle. Öyle bir şey olduğuna da itibar etmiyoruz. Öyle bir şey olmadı da yani zerre kadar da şüphemiz yok. Bunlar ehli sünnet düşmanlığından ileri gelen şeyler, iftiralar. Evet. Cübbeli Ahmet Hoca'ya nereden saldırsak, nasıl bir iftira atsak diye uğraşıyorlar ama yıllardır tutmadı gibi inşallah bu da tutmaz. İnşallah. Peki sizin daha önce Saç-ı Şerif suyunu parayla alanlara rastladınız mı? Böyle bir şahitliğiniz var mı? Vallahi rastlayanlara ben hiç denk gelmedim. Böyle söyleyenlerin de aslında genelde karalama kampanyaları yürütenler ya da bu tarafı, bu kesimi sevmeyen insanların olduğunu gördüğüm oldu sadece. Ama ben dediğim gibi bu zamana kadar ben buralara gelip giden bir insanım. Bu zamana kadar benden sohbet için veya de bir ticari amaç için hiçbir şey için benden ne ücret aldılar ne de benden bir üyelik aldılar ne de yani nasıl diyeyim size bu işi hiçbir zaman şeye dökmediler. Hep manevi tarafıyla ilgilendiler. Peki çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden hayırlı kandiller diliyoruz. Hayırlı kandiller. Değerli izleyenlerimiz sokak röportajlarımıza devam ediyoruz. Yine genç bir arkadaşımız daha yanımızdalar. Hemen tanıyalım. Mesut Ergül. Mesut kardeşim, hayırlı kandiller diliyorum. Hayırlı kandiller abi. Şimdi bazı söylentiler var. Şarı Şerif suyunu biliyorsun değil mi? Peki. Onun için geliyorum. Esenyurt'tan buraya onun için geldim. Öyle mi? Fatih'e, Esenyurt'tan ta buraya kadar zahmet ettiniz. Peki, bu Şarı Şerif suyuna hiç para vermişliğiniz oldu mu? Yok abi ya, onlar kininden geberiyorlar yani. Ne diyeyim, ne parası abi ya. Peki veren birini gördünüz mü daha önce? Yok abi, para mara yok. Bereketlenmek amacıyla yani... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in saç-ı şerifi yıkanmış, Şarı Şerif. Evet. Dağıtılıyor ücretsiz bir şekilde. Ben daha önce de Şirin Evlere gittim. Şarı Şerif suyu için. Bu ikinci gelişim buraya ve evimde de var hala. Öyle mi? Evimde de var. Bir kaba koymuşum. İçiyorum arada. Aklıma geldikçe. Ondan sonra üstüne tekrar su ekliyorum yani.
Çok güzel. Peki yok yani, iftira atıyorlar abi. Evet. Yalan söylüyorlar. Peki bu iftiraya atanlar, hocamıza direkt iftiraya atanlara kısa bir mesajını daha alalım. Önce bir salavat çekeyim de bir beddua edeceğim onlara. Hamdla başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Hamden yuafi ni'amehu ve yukafi mazide. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin. Abdike ve nebiyike ve rasulike nebiyil ümmi ve halalihi ve sahbihi ve sellim. Teslimen bi kaderi azameti zatike ve fi kulli vaktin vahiyin. Amin Allahümme amin. Onları ya kahhara havale ediyorum, ya cebbara havale ediyorum. Şedid olan Rabbimiz, ya kahhar olan Rabbimiz onları mahveylesin, perişan eylesin. Yani şirin evlere ben geldiğimde kendileri de gelebilirlerdi, görebilirlerdi manzarayı. Yine aynı şekilde burada da görebilirler. Herhangi bir para yok. Allah-u Teala onları kahreylesin, mahveylesin, perişan eylesin. Cübbeli hocamızdan Allah razı olsun. Ondan onun üzerinde çok hakkı var. O olmasaydı şahsen televizyon kanalındayız ama söyleyeyim. Bu DAEŞ çıktı ya abi. Evet. Yani binlerce genç geri döndü. Az daha biz de gidiyorduk yani. O kadar söyleyeyim. Allah muhafaza. Razı olsun ondan ki bizi uyardı. Biz de gitmedik, öyle bir hataya düşmedik. Onlar cehennem köpekleriymiş, onu anladık. Allah razı olsun. Ve onları Allah-u Teala'ya havale ediyorum. Yani Allah-u Teala perişan eylesin. Yani gelip görebilirler burada. Görebilirler. İşte hiçbir şekilde ücret vererek Şahri Şerif suyunu almadınız. Evet. Yok abi, ne ücreti ya. Yalan söylüyorlar. Peki. Yalan söylüyorlar, iftira atıyorlar. Yani nasıl desem? Yani küfür ehli işte, her zamanki gibi. Kim meyve veren ağaç taşlanır misali. Cübbeli hocamız Allah razı olsun, büyük bir alimdir. Yani Allah-u Teala bana onun ölümünü göstermesin şahsen. Allah-u Teala alimlerimizin sayısını arttırsın. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı kandiller diliyoruz. Hayırlı kandiller. Dua edin inşallah. Rabbimin duası olsun. Çok sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenlerimiz, sokak röportajlarımıza devam edeceğiz. Genç arkadaşımızın da söylediği gibi Şahri Şerif'e bir para vererek elde etmedi ve hocamızın sohbetleri sayesinde de hem DAEŞ eski adıyla da IŞİD'e katılmaktan vazgeçen bir kardeşimizdi. Devam ediyoruz inşallah. Değerli izleyenlerimiz, sokak röportajlarımıza devam ediyoruz. Yine bir abimiz yanımızda, hemen kendisini tanıyalım. Selamünaleyküm öncelikle. İsmim Abdullah Aydın. Serbest bir işte uğraşıyorum. Zeytin, peynir tarzı. Evet. Abdullah abi, bu arada hayırlı kandiller diliyorum. Size de değerli abicim. Teşekkür ediyoruz. Peki Şahri Şerif suyunu biliyorsunuz değil mi? Efendimizin saçının yıkandığı su. Evet, her kandilde dağıtılır. Buraya gelirim. Allah'ın izniyle değerli hocamızın ikramıyla alırım. 5 kuruş para da vermeden alırım, tüketirim Allah'ın izniyle. Ve gene geldim bu kandilde. Evet. Ve şu anda elimde. Para da vermedim, aldım. Elhamdülillah. Peki daha önce vermişliğiniz var mı veya vereni duydunuz mu? Ücret kesinlikle duymadım. Ben çocukluğumdan beri geliyorum buraya. Böyle bir şey hiç duymadım yani. Böyle kesinlikle asla görmedim yani. Peki Aydın abi, medyada bazı söylentiler var. Bunu Saç Şerif suyunu ücret karşılığında alanlar varmış. Buna ne diyorsunuz? Kesinlikle meyve veren ağaç taşlanır. Hocamızı zaten her yerde taşlıyorlar. İnsanlar kesinlikle böyle şeye itibar etmesinler. Hocamızdan Allah esirgesin onu, Allah razı olsun. Onun sayesinde böyle değerli su, Resulullah'ın bir zerresi bizim de midemize giriyor yani. Yani ben hocamızı, Allah uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı kandiller diliyoruz. Değerli izleyenlerimiz, sokak röportajlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saçının yıkandığı suyun ücret karşılığında alınıp alınmadığını yine konunun muhatabı sokaktaki vatandaşlarımıza, alanlara, daha önce almış olanlara ve parayla satın almayan arkadaşlara özellikle de seçmiyoruz. Sokaktan geçen herhangi bir vatandaşa soruyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. İsim soyisim? Talha Kocaoğlu. Talha Bey, Saç Şerif suyunu biliyorsunuz. Tabii biliyorum. Yani elimden geldiğince her sene gelmeye çalışıyorum. Gerçi geçen sene gelemedim ama her yıl geliyorum. Bu sene geldim, nasip oldu. Çok güzel. Daha önce ücretli aldığınız oldu mu? Hayır, kesinlikle yok. Yani aldım diyen gelsin, inanmayan gelsin, görsün. Yani bu kadar açık ve net söylüyorum. Peki medyada bazı söylentiler var ama yani bunu ücret mukabilinde satın alındığına dair. Yok yani, o sadece açık konuşayım, taşlama, başka bir şey yok. Yani meyve veren taşlar, işte deminki arkadaşımız söyledi. O sebepten dolayı diyorum. Başka hiçbir şey yok yani. Peki çok teşekkür ediyorum. Hayırlı kandiller. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Hayırlı kandiller.
Değerli izleyenlerimiz, tekrar sokak röportajlarıyla beraberiz. Yine bir kardeşimiz var. Saç-ı Şerif suyunun ücretle alınıp alınmadığını bu değerli kardeşimize soracağız. Tabii öncelikle de tanıyacağız. Hoş geldiniz, hayırlı kandiller. Bulduk, hayırlı kandiller inşallah. İsim soy isim neydi efendim? İsmim Ömer Kolay, Bursa'dan geliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Lale Gül'ü çok seviyoruz, yakından takip ediyoruz. Allah razı olsun. Hocamızın sohbetlerini vesaire falan hepsi 10 numara yani. Allah bin kere razı olsun bütün çalışanlardan, hepsinden. Hepsinde kandillerini mübarekliyorum şu anda burada. Allah razı olsun. Ömer kardeşim değil mi? Evet. Saç-ı Şerif suyunu daha önce aldınız mı? Daha önce aldım, evet. Aldım kesinlikle. Hani... Bir ücret talep edildi. Hayır, kesinlikle. Yani böyle bir şeyin zaten ücretli olması mümkün değil. Yani bu sonuçta bir mübarek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saç-ı şerifinin suyu, yıkanmış suyu. Bunun ücretle vesaire falan daha önce kesinlikle ücretle almadık, alınmadı. Bundan sonra da alınmayacaktır yani. Kesinlikle öyledir. Buradan peki da... ücretle alana denk geldiniz mi hiç? Hayır, hiçbir şekilde denk gelmedim. Alan arkadaşlarım da var. Hani ücretli almadılar kesinlikle. Onlar da hani beyan ediyorlar kesinlikle ücretli. Böyle safsatalara vesaire de falan hiç gerek yok yani. Kesinlikle itibar etmesinler zaten. Peki sosyal medyada da ve bazı medya kanallarında çıktı bu suyun ücretli dağıtıldığı şeklinde. Onlara da kısaca bir mesajımızı alalım. Ya onlara da yani öncelikle Allah hidayet versin. Amin. Başka bir şey demiyorum. Ama yani bilemiyorum ne diyeceğim onlara. Hiçbir şey de demek istemiyorum aslında. Evet. Yani ama kınıyorum kesinlikle. Böyle bir şeyin hani ücretlendirilip de medyayı böyle bu şekilde insanları meşgul etmeleri vesaire de kesinlikle yanlış. Hani bunları yapanları da kınıyorum yani bir şekilde. Allah hidayet versin, ne diyeyim. Amin. Çok teşekkür ediyoruz Ömer kardeşim. Hayırlı kandiller diliyoruz. Sağ olun. Allah'a emanet olun.